Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf soru bankası çözümlerine devam ediyorum. 161. testteyiz. Özel üçgenler kısmındayız. Birinci soruyla başlayalım. ABC üçgen. AC, BC'ye dik. ABC açısı 30 derece. BC 4 kök 3 birim. Yukarıdaki verilere göre AB artı AC kaç birimdir? Burada dik üçgenimiz var. Dar açılardan biri 30 ise diğer dar açımız 60 derece olacaktır. Üçgenin iç açıları toplamından ve 30, 60, 90 özel üçgeni olacaktır. 30, 60, 90 üçgeninde 60'ın karşısını biliyoruz. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. 4 kök 3 de 4'ün kök 3 katı olduğu için 30'un karşısındaki kenar AC 4 olacaktır. 90'ın karşısı hipotenüs ise 30'un karşısının 2 katıdır. 4'ün 2 katından AB 8. AB artı AC 8 artı 4'ten 12. İkinci sorudayız. ABC dik üçgen. BAAC'ye dik. DEEC'ye dik. ABC 30 derece. AD 3 birim. DC 4 birim. BEX birim. Yukarıdaki verilere göre X kaçtır? Üçgene baktığımızda ABC üçgeni dik üçgen. Dar açılardan biri 30. Diğeri ne olacak? 60 olacak. DEC üçgeni de dik üçgen. Dar açılardan biri 60 ise diğeri 30. Yani hem DEC hem de ABC 30, 60, 90 özel üçgeni. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısıdır 2. Bu bize yeterli sanırım. 60'ın karşısına gitmemize gerek yok. Çünkü X büyük üçgende ABC üçgeninde hipotenüs. X artı 2. 30'un karşısına ulaştık. Zaten biliyorduk. 30'un karşısı 7. 90'ın karşısı X artı 2. Bu X artı 2'nin ne olması lazım? 14 olması lazım. Çünkü 7'nin iki katı olması gerekiyor. X artı 2 14 ise X 12'dir. Üçüncü sorudayız. ABC dik üçgen. BAC'ye dik. ABC 45 derece. BC 8 kök 2 birim. Yukarıdaki verilere göre ABX kaç birimdir? 90, 45 ise 3. açımızda 45 derecedir. Yani ikizkenar dik üçgen var. İki kenar da eşit oluyor. İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarın kök 2 katıdır. 8 kök 2, 8'in kök 2 katı olduğu için x 8 olur. Dördüncü sorudayız. ABC dik üçgen, BAAC'ye dik. ABD 45 derece, ACB 30 derece, BD 2 kök 2 birim. BCX birim yukarıdaki verilere göre x kaçtır? ABD üçgeninde 90, 45 ise 3. açımızda 45 derecedir. İkizkenar dik üçgendir. Hipotenüs 2 kök 2 ise dik kenarlar 2'ye 2'dir. Bu durumda büyük ABC üçgenine baktığımızda dar açılardan biri 30, diğeri 60 olmalı. 30'un karşısını biliyoruz. 2. O halde 90'ın karşısı 2 katı olacak. 4 olur. X eşittir 4. Beşinci sorudayız. ABC üçgen. ABC 45 derece. AB 5 kök 2 birim. BC 17 birim. ACX birim. Yukarıdaki verilere göre X kaçtır? Üçgenimiz dik bir üçgen değil. Özel bir açımız var. 45 derece ne yapacağız? Bu 45'in karşısına dikme ineceğiz. A'dan dikme inebiliriz. C'den de inebiliriz. Üçgenin dışına düşebilir. A'dan bir deniyoruz. İndiği noktaya D noktası diyorum. Dikme indiğim için 90, 45 ise 3. açıda 45 oluyor. İkizkenar dik üçgen geliyor. Hipotenüs 5 kök 2 ise dik kenarlar 5'e 5'tir. BC'nin tamamı 17 idi. 5 çıkardık. Geriye kaldı 12. Şimdi A, D, C üçgenine baktığımda dik kenarlar 5, 12 ise hipotenüs 13'tür. 5, 12, 13 özel üçgeninden. 6. sorudayız. ABC üçgen. ABC 60 derece. ACB 45 derece. BD 12 birim. AC 6 kök 6 birim. Yukarıdaki verilere göre AD kaç birimdir? Yine dik üçgen yok. Ama özel açılar var. 60 ve 45 ne yapacağız? Dik ineceğiz. Bu ikisinin de ikisine birden dikme ineceğimiz için A'dan dikme inmek daha mantıklı. A'dan indiğimde bu inmiş olduğum dikme hem isim verelim önce. E diyelim. A, E, B üçgeni özel üçgen oluyor. Çünkü 90 derece, 60 derece, 3. açımız 30 derece oluyor. Hem de A, E, C özel üçgen oluyor. 90, 45 ise 3. açıda 45. Şimdi biz 90, 45, 45 üçgeninin hipotenüsünü bildiğimiz için buradan başlayalım. Yani hipotenüs dik kenarların kök 2 katıydı.
Buradan yola çıkarsak arkadaşlar, 6 kök 6 neyin kök 2 katı? Bunu bulmak için 6 kök 6'yı kök 2'ye böleceğiz. Buradan ne gelecek? 6 kök 6'yı şöyle düşünün. Kök 3 çarpı kök 2 gibi düşünün. Kök 2'ler gidecek. 6 kök 3. Yani AE de 6 kök 3. EC de 6 kök 3. Buralar 6 kök 3. Şimdi bize BD 12 verilmişti. Bunu kullanmak için 30 60 90 üçgenini kullanalım. 60'ın karesi 6 kök 3 ise 30'un karesi 6 kök 3 neyin kök 3 katı? 6'nın. 30'un karesi 6'dır. BE 6 ise ED de 6'dır. Çünkü BD 12 idi. Şimdi burada biz AD'yi arıyoruz. AD de esasında nedir? 30 60 90 üçgendir. Nereden anladık bunu? Bir dik kenar diğer dik kenarın kök 3 katı. Şuradan da görüyoruz aslında. İndiğimiz dik mi aynı zamanda kenarortay oldu. O zaman üçgen ikizkenardır. Taban açıları eşittir. 60'a 60. Buradan da görebiliyoruz. Yani şurası 30 ve 15 oluyor. 30'un karesi 6 ise 90'ın karesi 2 katıdır. 12'dir. 7. sorudayız. BAC 60 derece. AB 5, AC 8 birim. Bizden X isteniyor, BC isteniyor. Yine dik üçgen yok ama özel açı var. Bu özel açıya ya B'den dikme ineceğiz ya da C'den dikme ineceğiz. Yani bir özel üçgen oluşturacağız. Şimdi B'den dikme indiğimizde hipotenüs 5 olur. Hipotenüsün çift olması tercihimiz. Çünkü hipotenüs 30'un karşısının 2 katı. O yüzden B'den değil de C'den dikme iniyorum. Bu indiğim dikmenin üçgenin içine mi, üçgenin dışına mı düşeceğini nasıl karar vereceğiz? Şimdi bu dikmeyi indiğinizi düşünün. Burada ne oluşacak? 30, 60, 90 üçgeni oluşacak. Yani şurası 30 derece. 60, 90. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı ne olmalı? 4 olmalı. O zaman üçgenin içinde olmalı. Eğer üçgenin dışına çizersek zaten AB 5 birim, 4 birim olmaz. 4 birim AD, BD'ye ne kalıyor? 1 birim kalıyor. Tamam, 5 birim olduğu için. 30'un karesi 4 ise 60'ın karesi kök 3 katıdır. 4 kök 3. Şimdi BDC üçgeninde Pisagor uygulayarak X'e ulaşırız. X'in karesi dik kenarların kareleri toplamı. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48 yapar. Yani 49. X'in karesi 49 ise X 7'dir. 8. sorudayız. Yukarıdaki şekilde zemin düz zemine dik, yeterince yüksek bir duvar ile duvara yaslanmış 20 metre uzunluğunda merdiven görülmektedir. BC 16. A ile B merdivenin uç noktaları olmak üzere merdiven zemin ile 30 derecelik açı olacak şekilde konumlandırılırsa A noktası zemine kaç metre yaklaşmış olur? Şimdi öncelikle A'nın zemine uzaklığını bulalım ki ne kadar yaklaştığını bulmuş olalım. Burada bir dik üçgen görüyoruz. Hipotenüs 20, dik kenar 16. 20, 4'ün 5 katı. 4'ün 5 katı. 5'in 4 katı yanlış söyledik. 5'in 4 katı. 16 da 4'ün 4 katı. 3, 4, 5 üçgeninin 4 de genişletilmiş hali. O halde duvarın yüksekliği de 3'ün 4 katı olacak. Yani 12 olacak. A noktasının ilk konumu A'nın zemine uzaklığı ilk durumda 12. Şimdi ikinci durumu çizelim. 30 derecelik açı yapacak şekilde şöyle farklı bir şey çizelim. Merdiveni yerleştirdik. Açımız 30. Merdivenin uzunluğu değişmiyor. Yine 20. Bu durumda 30 60 90 üçgeni oluştuğu için 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı 10 olur. Yani merdiven başlangıçta A noktası 12 birim uzaklıkta olduğu için zemine 12 birim uzaktı. Şimdi 10 birim uzakta olmuş oldu. Yani 2 birim yaklaşmış oldu. 9. sorudayız. ABC eşkenar üçgeni C noktası etrafında aşağıda gösterilen yönde 90 derece döndürülerek A üssü B üssü C eşkenar üçgeni elde ediliyor. A üssü ile C, B üssünün kesişimi D, BC ise 2 birim. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 2 birim. Tüm kenarlar 2 olacak. Bizden AD isteniyor, X isteniyor. Döndürülme açısı 90.
Eşkenar üçgenin bir iç açısı zaten 60, tüm iç açıları 60. Şimdi ben bunu 90 derece boyunca döndürdüm. Yani şurası 90. Şöyle yapalım. Zaten B üssü A üssü C de eşkenar üçgen olduğu için şurası yine 60 olacak. O zaman şuraya ne kalıyor? 30 derece kalıyor. Ve ABC de eşkenar. Döndürülmüş halde oluşan A üssü B üssü C de eşkenar. Yani tüm kenarlar ikişer birim. Burada 2, burada 2. O halde A, C, A üssü üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Çünkü 90 derece var. Yani 45'e 45'tir. Şimdi ben D'yi arıyorum. AD'yi arıyorum, pardon. Özel açılarım var. Dikme inersem D'den dikme inersem özel açıların ikisine de dikme inmiş olurum. Hem 45'e hem 30'a. Dikme ayağına E diyelim. AED üçgeni ikizkenar dik üçgen 90 45 ise 45. Yine diğer tarafta 30 90 ise 60. Şimdi normalde hipotenüs dik kenarların kök 2 katı oluyordu. Buralara ben x bölü kök 2 demem gerekiyor. Onun yerine şöyle yapacağım. Başka bir bilinmeyen kullanacağım. A diyeceğim. Cevabım A kök 2 olacak. Hani x soruluyor ya. X neye eşit? A kök 2'ye eşit. A'yı bulduğumuz zaman kök 2 ile çarpacağız. 30, 60, 90 üçgeni var. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. A kök 3. AC'yi ben 2 olarak zaten soruda vermişlerdi. Biliyorum. 2 neye eşit? A artı A kök 3'e eşit. Burayı A parantezine alırsam 1 artı kök 3 olur. Amacım A'yı bulmak. Her tarafı 1 artı kök 3'e bölersem A 2 bölü 1 artı kök 3 olur. 1 artı kök 3 şöyle yazarsak daha güzel olur. Kök 3 artı 1 olarak büyük küçük çünkü eşlenikle çarpacağız. Paydayı kökten kurtarmak için kök 3 eksi 1 ile genişletiyorum. Bu durumda 2 çarpı kök 3 eksi 1 bölü kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1, 3 eksi 1'den 2. 2 der gider A kök 3 eksi 1 olur. Biz A kök 2'yi arıyoruz. A kök 3 eksi 1 ise A kök 2. Kök 2 ile çarptım kök 3'ü kök 6 oldu. 1'i kök 2 ile çarptım kök 2 oldu. Yani cevap kök 6 eksi kök 2. 10. sorudayız. Aşağıdaki şekilde zemine dik bir şekilde duran boyları birbirine eşit iki direk gösterilmiştir. Fırtınanın etkisiyle devrilen direkler aşağıdaki şekilde dengede durmuştur. Direklerin uç noktaları arasındaki uzaklık 14 eksi 7 kök 2 şekilde de verilmiş metre olduğuna göre direklerin kesim noktasının zemine uzaklığı. Yani ne isteniyor bizden? Onu çizelim direkt. Şu noktanın zemine uzaklığı. Buraya x diyebiliriz. Bizden x isteniyor. Dindiğim dikme sayesinde ben ne oluşturmuş oldum? Hem solda hem sağda özel üçgenler oluşturmuş oldum. 90-30 ise 60, 90-45 ise 45. 90'ın, şimdi ben 30'un karşısına x dedim. 90'ın karşısı ne olacak o halde? 2 katı olacak 2x. Yani direğin uzunluğu 2x. Diğer taraftan 45'in karşısı x ise 90'ın karşısı x kök 2'dir. Şimdi şu parçayla şuranın toplamı yine 2x'e eşit olmalı. Çünkü direklerin uzunlukları aynı. Yani 2x olmalı. X kök 2 artı 2x, pardon, x kök 2 artı 14 eksi 7 kök 2 değil mi? Neye eşit? 2x'e. X kök 2'yi diğer tarafa atalım. 14 eksi 7 kök 2 2x eksi x kök 2'ye eşit olur. Buradan biz çok rahat x'in 7 olduğunu görebiliriz. X'e 7 yazdığımızda bakın ne oluyor? 14 eksi 7 kök 2. X 7 ise cevabımız da 7 oluyor. Çünkü biz cevaba istenen yere x demiştik. Cevap deniz. Evet geldik 162. teste trigonometrik oranlara geldik arkadaşlar. ABC dik üçgen. AB AC yedik. ACB alfa. AB 5 AC 12 birim. Bizden sin alfa isteniyor. Sinüs alfa ne demek? Karşı dik kenar bölü hipotenüs demek. Alfanın karşı dik kenarı 5. Hipotenüs 90'ın karşısı. 5, 12, 13 özel üçgeni olduğu için 13.
O yüzden sin alfa 5 bölü 13 oluyor. İkinci sorudayız. Yukarıdaki şekilde merdivenin duvara göre konumu verilmiştir. Kotanjant alfa 5 bölü 12 olduğuna göre merdivenin boyu kaç metredir? Kotanjant alfa demek ne demek? Komşu dikkenar bölü karşı dikkenar demek. Şimdi burada bir dik üçgen oluşturuyorum. Duvarın boyu dik üçgenin dik kenarı. Diğer dik üçgenin dik kenarı da 5 metre zaten. Şimdi burada alfanın komşu dik kenarı 5 zaten. Karşı dik kenarı ise duvarın yüksekliğine h diyelim h. Bu 5 bölü 12'ye eşitmiş. O halde h 12'dir. H 12 ise 5, 12, 13 özel üçgeninden merdivenin boyu 13 metredir. Üçüncü sorudayız. BA AC'ye, AD DC'ye, DC'de BC'ye dik. AD 12 birim, BC 15 birim, CAD x derece ve bizden tanjant x isteniyor. Tanjant ne demekti? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. X'in bulunduğu üçgen dik üçgen zaten. Karşı dik kenar DC. Buraya ne diyelim? A diyelim. Komşu dik kenar zaten 12. Yani cevap A bölü 12. Peki biz A'yı nasıl bulacağız? Aşağıda 15 uzunluğu verilmiş. Ben A noktasından dikmeye inersem burada dikten dik indiğim için öklit oluşur. Ve AD 12 olduğu için HC de kesinlikle 12 olur. BC'nin tamamı 15'ti. BH'a 3 kaldı. Burası da A oluyor. Çünkü burada bir dikdörtgen oluşturduk. Karşılık kenarları eşit. Yüksekliğin karesi böldüğü parçaların çarpımına eşittir. A kare eşittir 3 çarpı 12. Yani 36. A kare 36 ise A6'dır. A6 ise cevabımız 6 bölü 12'den 1 bölü 2'dir. Dördüncü sorudayız. Şekildeki ABCD dikdörtgeni eş karelerden oluşmuştur. EFKX AG ile Y derece tanjant X ile kotanjant Y'nin toplamı isteniyor. X'in tanjantını bulmak için X'in bulunduğu dik üçgene bakalım. EKF üçgeni bir dik üçgen ve dik kenarlarını uzunluk olarak biliyoruz. Birer birim çünkü birim karelerden oluşmuş. Tanjant demek karşı bölü komşu demekti. Karşı da bir, komşu da bir. O yüzden 1 bölü 1'den tanjant x 1. Gelelim kotanjanta. Kotanjant y'ye. Y'nin bulunduğu dik üçgende kenarları tam olarak AL'yi bilsek de yani karşıyı bilsek de komşuyu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden L'yi taşıyacağız. Ben y açısını buraya taşıyabilirim. Çünkü bu doğrular birbirine paraleller. Dolayısıyla şuradaki açımız GE, şuraya P diyelim. GEP açısı da kesinlikle Y olur. Şimdi bu taşıdığım yerdeki üçgene bakalım. Bakın EP 3 birim, AP de 2 birim. Yani dik üçgenin dik kenarlarını kesin olarak biliyoruz. Kotanjant demek komşu bölü karşı demek. Y'nin komşusu 3, karşısı 2, 3 bölü 2. 1 artı 3 bölü 2'den topluyoruz. 5 bölü 2. Beşinci sorudayız. ABC dik üçgen. AB BC'ye dik. AD DC'ye eşit. AB 4, BD 3 birim. DAC x ve bizden tanjant x isteniyor. X açısının tanjantını, x açısı bir kere burada bir dik üçgenin dar açısı değil ama ikizkenar üçgen olduğu için C açısı da x'tir. X açısı ABC üçgeninin dar açısıdır ve biz buradan tanjantını hesaplayabiliriz. Tanjant demek karşı dik kenar bölü komşu dik kenar demekti. DC'yi bulmamız lazım ki DC zaten AD'ye eşit. Bu da 3, 4, 5 üçgeninden 5. O halde tanjant x karşı dik kenar 4, komşu dik kenar 8. Sadeleştirdik 1 bölü 2. Altıncı sorudayız. ABCD kare, FEE B'ye dik, DE 2 EC 4 birim, DF'de x derece ve bizden tanjant x isteniyor. X'in bulunduğu DEF dik üçgenin kenarlarını bilmiyoruz. Bir tanesini biliyoruz. Bu yeterli değil. DEF'yi de bilmemiz lazım. X'i başka bir yere taşıyabiliriz. X'in tümlerine 90'a tamamlayan açıya Y diyelim. Şurada DEC doğrusal bir açı. İçinden 90 almış. Geriye kaldı 90. X'i 90'a tamamlayan açı Y. C zaten 90. Ve 90 Y ise 3. açımız X. X'i
CB üçgenini taşıdım ki bu üçgenin dik kenarlarını biliyorum. Çünkü şekil kare. DC 6 ise BC de 6'dır. Tanjant x karşı bölü komşudan 4 bölü 6 sadeleştirdik. 2 bölü 3. 7. sorudayız. Bir ağacın hem sağına hem de soluna aşağıdaki gibi destekler konulmuştur. Soldaki destek için tanjant alfa 17 bölü 60 olduğuna göre sağdaki destek için tanjant beta değerinin ifadesinin değeri kaçtır? Soldaki destekte üçgenimizi bir çizelim, görelim. Bakın şöyle bir dik üçgen var. Dar açımız alfa. Tanjant demek karşı bölü komşu demek. Şöyle yapalım. Karşı bölü komşu tanjant alfa neye eşitmiş? 17 bölü 60'a. Komşu dik kenar zaten 120. O zaman karşı dik kenar ne olmalı? 60 ile 120'yi sadeleştirdiğimizde iki içler dışlar yaptığımızda karşı dik kenar 17 çarpı 2'den 34 gelir. Şimdi burası 34. Bizden ne isteniyor? Tanjant beta. Beta'nın bulunduğu dik üçgende çizelim. Şöyle. Bu dik üçgende karşı dik kenarda belli, komşu dik kenarda belli. 34 artı 30'dan karşı dik kenar 64. Komşu dik kenar zaten 80. Tanjant beta 8'e böldüm 8, 8'e böldüm 10, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Yani cevap 4 bölü 5. 8. sorudayız. ABC dik üçgen. AB AC'ye dik. AB 5 birim, AC 12 birim. ABC x, ACB ise y derece. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Dik üçgende dik kenarlar 5 ve 12 ise hipotenüs 13'tür. Bunu bir yazalım. Kosinüs x demek ne demek? Komşu dik kenar bölü hipotenüs demek. Komşu dik kenar 5, hipotenüs 13. Normalde cevabın 5 bölü 13 olması lazım. Yanlış. Tanjant y'nin karşı dik kenarı 5, komşu dik kenarı 12, 5 bölü 12 doğru. Tan x ile tan y'nin çarpımı 1 mi? Bakalım. Tanjant x demek karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yani 12 bölü 5. Tanjant y karşı bölü komşu 5 bölü 12. Bunları çarptığımız zaman sadeleşecekler. Sonuç 1 olacak doğru. Yani cevap 2 ve 3. 9. sorudayız. X 0 ile 90 arasında bir açı yani dar bir açı. Cos x 1 bölü kök 5 olduğuna göre tan x kaçtır? Bize herhangi bir trigonometrik oran verildiyse dar açı tabii ki ne yapacağız? Dik üçgeni oluşturacağız. Bu açıyı dik üçgenin bir dar açısı yapacağız x'i. Kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demek. Komşuya bir hipotenüse kök 5 dersem karşı ne olur? Çünkü tanjantta karşı bölü komşu lazım. Pisagor uygulayalım. Şuraya a diyelim. A kare artı 1 kök 5'in karesinden 5'e eşitse a kare 4 eşittir. Yani a 2 eşittir. Karşı dik kenar 2. O halde tanjant x karşı bölü komşudan 2 bölü 1'den 2 olur. 10. sorudayız. Tan 60'ın karesi artı tan 45 artı kotanjant 30'un karesi ifadesinin değeri kaçtır? Bunları değerlerini bilmemiz gerekiyor. Unutuyorsanız, eğer unuttuysanız dik üçgenleri çizerek 30, 60, 90 üçgenini 60'ın ve 30'un trigonometrik oranlarına ulaşabilirsiniz. Tanjant 60 kök 3'tür. Kök 3'ün karesi tan 45 1'dir. Kotanjant 30 da tan 60'a eşittir. Yani yine kök 3'tür. Kök 3'ün karesi 3. Buradan kök 3 yine aynı şey olduğu için 3 gelecek. 3, 3, 6, 1 daha 7 olacak. 11. sorudayız. İfadesinin değeri soruluyor. Yine bu değerleri bilmemiz gerekiyor. Sin 30 1 bölü 2'dir. Kos 60 da yine 1 bölü 2'dir. Birbirini 90'a tamamladığı için eşittir bunlar. Kos 30 kök 3 bölü 2'dir. Yine sin 60 da kök 3 bölü 2'dir. 1 bölü 2 1 bölü 2 çarptık 1 bölü 4. Kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 2 yani kök 3 ise kök 3 çarptık 3. 2'yi de 2'yi çarptık 4. 1 bölü 4 artı 3 bölü 4'ten 4 bölü 4 yapar. Yani sonuç 1 olur. Evet geldik 163. teste birim çember kısmına.
Yukarıdaki şekilde orijin merkezi bilim çember verilmiştir. AOP 150 derece olduğuna göre P noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Bir açının açı ne olursa olsun dar olur, geniş açı olur, hangi açı türü olursa olsun bilim çemberi kestiği noktanın koordinatları açının kosinüsü ve sinüsüdür. Yani P'nin koordinatları şunlardır. Kos 150'ye sin 150'dir. Yani apsisi x'i açının kosinüsüdür. X virgül y olarak düşündüğümüzde ordinatı da sinüsüdür. Bizden ordinatı isteniyor. O yüzden cevap sin 150'dir. İkinci sorudayız. O noktası bilim çemberin merkezi ve POA açısı alfa. Kos alfa bölü sin alfa isteniyor. Yine açımızın kaç olduğunun bir önemi yok. Bu açının bilim çemberi kestiği noktanın koordinatları o açının kosinüsü ve sinüsüdür. Yani apsisi 3 bölü 5 kos alfaya eşit. Ordinatı yani 4 bölü 5 de sin alfaya eşit. Kos bölü sin isteniyor. Yani 3 bölü 5 bölü 4 bölü 5 isteniyor bizden. Ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 4 yapacak. 5'ler gidecek. Cevap 3 bölü 4 olacak. Yani Edirne. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki şekilde orijin merkezi bilim çemberiyle y eşittir. Bir doğrusu verilmiştir. BOC alfa, kotanjant alfa ise 2 verilmiş. B'nin apsisi isteniyor. Y eşittir. Bir doğrusunun diğer ismi nedir? Kotanjant eksenidir. Bir açının kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisi zaten o açının nesidir? Kotanjantıdır. Yani bu noktanın apsisi de aynı zamanda ne oluyor? Bir noktanın apsisi. O noktanın y'ye olan uzaklığı oluyor. O yüzden cevap direkt 2. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Hani dik üçgenden gitmek isterseniz B'den bir dikme inersiniz. Burada bir dik üçgen oluşturursunuz. Zaten birim çember olduğu için OA bir birim. Kotanjant demek komşu bölü karşı demek. Kotanjant alfa 2 ise komşu bölü karşı 2 ise komşu 2'dir. Bu bize neyi veriyor? B'nin apsisini veriyor. Yani B'nin ordinatı zaten 1. Koordinatları 2'ye 1. Buradan da geliyor. Dördüncü sorudayız. Yukarıdaki şekilde orijin merkezi birim çemberi de x eşittir. Bir doğrusu verilmiştir. AOB alfa A'nın koordinatları 1'e 4. Bizden tanjant alfa isteniyor. X eşittir. Bir doğrusunun diğer adı tanjant eksenidir arkadaşlar. Bir açının tanjant eksenini kestiği noktanın ordinatı o açının tanjantıdır. Yani cevap 4. Yine şöyle bakabilirsiniz olaya. A'nın koordinatları 1'e 4. Burada zaten bir dik üçgen var. Birim çember olduğu için burası çemberin yarıçapı 1. Burası zaten 4. Çünkü A'nın ordinatı 4 arkadaşlar. Karşı bölü komşudan yine 4 bulabilirsiniz. Beşinci sorudayız. O noktası birim çemberin merkezi. ABO'ya yedik ve AOC alfa derece. Yukarıdaki verilere göre B noktasının koordinatları nedir? B'nin koordinatlarını soruyor. Biz önce A'nın koordinatlarından gidelim. Çünkü açı alfa ve şıklar hep alfa türünden. Alfanın trigonometrik oranları. Şimdi biz açımızın birim çemberi kestiği noktanın koordinatlarının o açının kosinüsü ve sinüsü olduğunu biliyoruz. Yani A'nın koordinatları kos alfaya sin alfadır. Şimdi B noktasıyla A noktasının y'si, ordinatı aynıdır. Yani x eksenine olan uzaklıkları aynıdır. Çünkü AB OC'ye paralel. X eksenine paralel. Yani bir kere B'nin ordinatı kesinlikle sin alfa. Apsisine geldiğimiz zaman birinci bölgede x'ler pozitif. X'ler y'ler pozitif. Ama ikinci bölgede x'ler negatif. Y'ler pozitif olduğu için aynı apsisin nesi olacak? Eksilisi olacak. Yani eksi cos alfa olacak. Yine burada ne demiştik? Paralellikten dolayı demiştik ki B'nin ve A'nın ordinatları eşit demiştik. Aynı şekilde A'nın Y'ye olan uzaklığıyla B'nin Y'ye olan uzaklıkları eşit olur. Merkezden dikme olarak geçildiği için yani AB girişine kesinlikle eşit olur. Yani cevap Edirne. Burayı şöyle de ispatlayabiliriz. Şimdi OA yarıçap yani bir birim. OB de yarıçap bir birim. Buralar birer birim olduğu için üçgen ikizkenar üçgende yükseklik indiğimizde kenarortay olur.
Buradan da apsislerin eşitliğini görebiliriz. Yine alfa ise hani şuraya beta dersem burası da beta olacak. Buraya da yine alfa kalacak. Çünkü bunlar tümler açılar oluyor. Burada alfanın komşu dikkenarı kos alfa, karşı dikkenarı sin alfa. Burada da aynısı olacak. Kos alfaya sin alfa olacak. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi kos alfa olacak. Altıncı sorudayız. Yukarıdaki şekilde orijin merkezi birim çemberiyle y eşittir 1 doğrusu gösterilmiştir. P noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Y eşittir 1 doğrusu neydi? Kotanjant ekseniydi. Bir açının kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisi neydi? O açının kotanjantıydı. Yani kotanjant alfadır apsisi. Ordinatı zaten 1 arkadaşlar. Çünkü y eşittir 1 doğrusu üzerinde. O yüzden cevap Bursa. Yedinci sorudayız. O noktası birim çemberin merkezi. P noktasının koordinatları 3 bölü 4'e K. AOP açısı alfa. Bizden tanjant 180 eksi alfa isteniyor. Öncelikle şöyle yapalım. P noktasının koordinatlarından hareket edelim. 3 bölü 4'e K diyor. Bir açının birim çemberi kestiği noktasının koordinatları neydi? O açının kosinüsü ve sinüsüydü. Şuradan bir dik üçgen inelim. Aslında inmeden de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bir tarafa not alalım. Kosinüs alfa nedir? 3 bölü 4. Burada birim çember olduğu için arkadaşlar OP kesinlikle bir birimdir. Şimdi K'yı bulabiliriz, sinüsü bulabiliriz. Şöyle yapalım. Yine az önce yaptığımız gibi dik üçgeni inelim. Bu dik üçgenin bir dik kenarı açının kosinüsü yani 3 bölü 4 acaba diğer dik kenarı ne? Burası da zaten ordinat oluyor, K oluyor. Buradan K'yı bulalım. Pisagor uygulayalım. K'nın karesi artı 3 bölü 4'ün karesi neye eşit? 1'in karesinden 1'e eşit. Buradan 9 bölü 16 gelir. Çıkardığımız zaman 1'den 9 bölü 16'yı çıkarırsanız 16 bölü 16 gibi düşünün. 7 bölü 16 gelir. Her tarafı karekök alırsanız K kök 7 bölü 4 olur. Yani açının kosinüsü 3 bölü 4. Sinüsü de çünkü bu K sinüsü olur açının. Kök 7 bölü 4'tür. Esasında buradan soruyu çözebiliriz. Bir açının tanjantı, tanjant alfa, sinüsü bölü kosinüsüdür. Sinüs kök 7 bölü 4, kosinüs kök 3 bölü 4, ters çevirip çarptığımda 4 bölü 3 yapar. 4 der gider, kök 7 bölü 3 olur. Şimdi burada alfanın tanjantı sorulmamış. 180 eksi alfanın tanjantı sorulmuş. Bu geniş açı olacaktır. Çünkü alfa dar açı. Geniş açıların tanjantı dar açıların tanjantının eksilisidir. Yani eksi kök 7 bölü 3 olur. Bunu bir de şöyle gösterelim. 180 eksi alfayı nasıl göstereceğiz? 180'den alfayı çıkaracağız. Yani şurası değil mi? Ama bu açı başlangıç noktasından başlamıyor. O yüzden şöyle yapalım. Alfanın aynısını diğer tarafta da çizelim. Şöyle bir alfa derecelik açı çizelim. P'nin simetriğini çizelim yani P noktasının. Burası da alfa derece olursa eğer şura, şu boyadığım yer 180 eksi alfa olur. Şimdi tanjant nasıl hesaplanıyordu? Bir açının tanjant eksenini kestiği noktanın ordinatı değil mi? Bu x eşittir 1 doğrusu yani tanjant ekseni. Bu açı 180 eksi alfa açısı tanjant eksenini kesmiyor. Geniş açı olduğu için kendisi kesmiyor ama doğrultusu kesecek. Bu şekilde uzatacağız. İşte şu noktanın koordinatları yani şeyi apsisi şurası şu uzaklık bize tanjant 180 eksi alfayı veriyor. Burada arkadaşlar bu noktanın ordinatı, yanlış söyledim, ordinatı bölge dördüncü bölge olduğu için apsis pozitif, ordinat negatif olduğu için dördüncü bölgeye düştüğü için negatif olacak. Yani alfanın tanjantını bulmak istesek şöyle. Bu her neyse, bu uzunluk tanjant alfa. Tanjant 180 eksi alfa da aynısı oluyor ama birinci bölgede
X de Y de artı ama dördüncü bölgede Y'ler negatif olduğu için tanjantı negatif oluyor. Yani kısaca geniş açıların tanjantları bu sebepten dolayı negatif oluyor.